Aa aa bir dakika. Aa bir dakika. Bir dinle. No. Geç bakayım şuraya. Aşkımın nefesi. Çıkıyor muydun? Evet, çıkıyorum. Ne çabuk. Çıkmadan önce bir arkadaş şarap içeyim. Buldun mu? Hiçbir yerde ya. Sanki herif toz oldu. Bir şey mi kutluyoruz Haluk? Evet. Senin o muhteşem zekanı kutluyoruz tatlım. Ayça kim bilir Taner'e şimdi ne eziyetler ediyordur. Sayende. Klinikten arıyorlar. Dur açma. Açma. Şimdi aç. Efendim. Ne? Ne oldu? Uyanmış mı? Biri tamam, mi görmüş? Tamam hemen geliyoruz. Ne oldu? Gidiyoruz. Nasıl olur? Emin misin Bora olduğundan? Ta kendisiydi. Yani ben canımı zor kurtardım efendim. Bırakmıyorlardı ki. Ama Allah'tan atletik bir insanım da kaçmayı başardım. Delilin var mı? Fotoğraf diyorum, görüntü diyorum sersem. Ha fotoğraf. Var tabii ki efendim. Çektim çekmez olur muyum? Ama o insan azmanı hayvan. Çok pardon efendim, affedersiniz. Hayvan ol hayvan, fotoğraf makinemi kırdı ya. Ya nasıl olur? Daha iki saat önce haberleri sunmadı mı bu adam? Ya işte bu hayatta ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Sen şimdi ben eminim o Bora'ydı diyorsun öyle mi? Vallahi de billahi de Bora'ydı. Yani böyle görseniz. 100 yıldır uyuyormuş gibi böyle uyuyordu. Uyandırmaya kıyamazsınız Vayda Hanım. Öyle uyuyordu yani. Dur bakalım. Anlarız şimdi. Telefon çalıp duruyor. Duymuyor musun sesini? Duyuyorum. Bak o zaman. Hayır. O zaman kız sesini beynimin içinde çınlıyor. Taner'i arıyorum, açmıyor. Ara. Açıncaya kadar ara. Bakalım Tontiş Haluk Bora'nın hayranlarından ne saklıyor? Canlı yayın arabası hazır mı? Hazır efendim. Söyle şuna da biraz hızlı gitsin sersem. Abicim biraz gaza bassak. Benim bildiğim Haluk, Bora'nın hastanelik oluşunu flash haber giderdi. Bunda bir biteni var ama ne. Biraz daha hızlı gidemez misin Haluk? İşte. Hiç kıpırdamıyor. Sanki ölü gibi. Hiç mi? Hiç. Ha ha ha!
sevgili seyirciler, endişelenecek hiçbir şey yok. Yani yoğun çalışmaya bağlı stres içindeydim. Ama şu anda gayet iyiyim, çok sağlıklıyım. Kaygılanacak hiçbir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kal Vahide'ki. Vahide'nin suratının şerifine iki tek atasın var. Vallahi babacığım, siz nerede kutlama yapacaksınız yapın, ben evine apar topar çıktım şimdi. Ayça'nın haberi yok. Az kalsın geç kalıyorduk ama. Bir daha telefonunu yanından ayırmayacaksın. Ve biz aradığımızda hemen açılacak o telefon. Vahide'nin hali neydi öyle ya? Vahide'nin gözlerini gördün mü jüride? Sağında çift yumurta böyle açmış. Şimdi ne yapıyoruz? Acaba Bora'nın fişini çeksek mi? Çekelim kurtulalım jüride. Bu haliyle başımıza bela olacak. Zaten onunkine yaşamak denmez ki. Saçmalama Haluk. Elimizde yedek olarak bulun. Neydi aşkım? Adam öylece hareketsiz yatıyor. Biliyorsun çiftlikte de fazla katlamaz. İyi ter pazar oraya at binmeye gidiyor. Merak etme. Yarın ilk iş bir daire bulacağım. Nasıl yani? Tek başına mı kalacak? Tabii ki tek başına değil. Kardeşim hastaneden güvenilir bir hemşire ayarlayacak. Aşkım benim. Bir tanesi sen. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. O halde beni kaybetmemeye çalış istersen. Hocam ne yaptın sen ya? Rafi, Rafi, ne bu hal? Rafi, 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 Rafi. Ben artık dayanamıyorum. Çok kötüyüm. Çıldıracağım. Tabii be kardeşim. Senin işin de zor. Yani her şey çok güzel gidiyordu. Ama sonra her şey alt üst oldu. Yani ne oldu bilmiyorum. Acaba hayatında başka biri mi var? Yani bana karşı hiç böyle duyarsız olmamıştı. Hayat böyle be kardeşim. Ne yapacaksın? Sen birini seversin. Onun için her şeyini feda edersin. Ama o gider başkasını sever. İşte. Hayat. Nasıl yani? Aynen öyle. Bunların hepsi böyle. Adamın gözlerinin içine bakarlar. Gönül telini tirin tirin titretirler. Sen böyle daha kendine gelemeden bir bakarsın başkasının oluvermişler. Hepsi böyle. En iyisinin köküne kibrit. Ne diyorsun sen ya? Aynen böyle diyorum işte. Ama çözümü belli. Çivi çiviyi söker. Budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Bora beni
aldatıyor mu? Kiminle aldatıyor ha? Bora bana bunu yapamaz. Beni salak yerine koymaz. Ben ona bunun hesabını sorarım. Dur bir dakika ya. Dur sen nereden geldin buraya? Bırak ya. Öldüreceğim onu. Benim üstüne gül koklamak ha. Ben onu dikenlerini yolmaz mıyım ya? Dur bir dur Allah Allah. Ya ben ondan mı bahsediyorum ya? Ben Çariçem'den bahsediyorum. Katarina'dan bahsediyorum. Sen bana yalan söylüyorsun Rafi. Sen benden bir şey saklıyorsun. Sana. Vay be! Niçin o zaman beni aramıyor? Niçin buraya gelmiyor? Niçin ben burada onu bekliyorum? Niçin? Niçin? Ay! Of! Gerçekten bunların hepsini öğrenmek istiyor musun? İyi o zaman. Sen şu kokteylinden hazırla bana. Ben sana her şeyi anlatacağım. Hayır işte ben gidiyorum. Allah aşkına gitme. Sen tam olarak saat kaçta oradaydın? Vallahi saat 8'e geliyordu. Uzunca bir sürede içeri girmeye çalıştım. O sırada adam haberleri sunuyordu. Sersem. Aa, doğru. Vallahi ne bileyim ben içeri girmeye çalışırken herhalde o sırada falan getirdiler. İyi de ne zaman? Hangi arada? Vallahi tam net bir şey söyleyemeyeceğim Aydan. Peki her şey bir yana. Haluk neden bunun haberini yapmadı? Ratingler tavana vuracakken neden es geçti? Çık dışarı gözüm görmesin seni. Bana doğru düz haberler bulmadan gelme. Hadi dışarı. Derhal Baydan. Efendim, haberlerde kullanacak mıyız bu görüntüyü? Bora Başaran, Bora Başaran'dır. Ölüsü de dirisi de reytingdir bu adamın. Tabii ki kullanacağız. Tamam efendim, ben o zaman gideyim, bandı yayına hazırlayayım. Tayfun kaçta gelecekti? Öğleden sonra 2 gibi dediniz efendim. Tamam. Flash haber olarak yapın. Tabii. Ne oldu? Ha, affedersiniz. Gece yarısı saatlerinde ünlü gazeteci ve sunucu Bora Başaran'ın hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bora Başaran'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği kazanın bir sonucu olarak mı aniden rahatsızlandığı merak konusu. Sevgili seyirciler, endişelenecek hiçbir şey yok. Yani yoğun çalışmaya bağlı stres içinde. Ama şu anda gayet iyiyim. Çok sağlıklıyım. İlginize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sansar. Nasıl Zoka'yı yuttu? Vay dedim bunu kullanacağını iyi tahmin etmişim. Bora Başaran, Bora Başaran'dır. Kullanacaktı tabii. Sayesinde bu akşam bizim ana haber tavan yapacak. Her türlü bize çalışıyor. Baba, nerede Bora? Nerede Bora? Meslektaşımız Bora Bey'e buradan acil şifalar diliyoruz. Ne oldu Bora'ya? Sakin ol, bir şey oldu yok. Korkmayın lan. Biliyordum, biliyordum benden bir şeyler sakladığınızı. İçime dolmuştu ya. Biliyordum bir şeyler sakladığınızı. Allah'ım çıldıracağım ya. Nerede bu? Bir şey olmadı diyorum. Sakin ol lütfen. Tamam, sen bana bırak. Yiğit, gel. Gel, korkulacak bir şey yok. Gel canım. Sen hazırlanmışsın. Bekle de beraber çıkalım. Bir dakika. Sen dün akşam evdeydin değil mi? Evet. Hiç dışarıya falan çıkmadın. Değil mi? Hayır, hayır. Buradaydım, evdeydim. Ne oldu? Yoksa beni kıskanmaya mı başladın? Neyini kıskanacağım senin?
Salak salak konuşuyorsun. Evde miydin değil miydin? Ya evdeydim işte, buraya uzanmış öyle kanepede. Uyuyordum. Az önce Kanal 10 hastane görüntülerini verdi. Flash haber. Ha. Ah. Evet evet, flash haber. Yani senin endişelenmeni istemedim, o yüzden söylemedim. Ya basit bir şey işte, tansiyon mansiyon öyle hikayeler. Endişelenme diye. Korkma bak, iyiyim işte ben. Düşünme beni. Tayfun yerine haber sundun. 2 dakika sonra hastanelik oldun. Öyle mi? Öyle işte, hastalık da bir yani. Nereden geleceği belli olmuyor ki. Geçmiş olsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neyin peşindesin? Neyin peşinde olacağım Ayça, yapma Allah aşkına. Vardı senin bir planın. Kafayı takmışsındır bir şeye. Taktım evet. Evet. Yalnızca seni düşünüyorum. Çok iyi biliyorum ya. Kesin o Ayça denen cadamoz karı Bora'ya bir şeyler yaptı değil mi? Ya söyleseniz o yaptı değil mi? Allah Allah. Oğlum sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Olur mu öyle şey? O kadın yok mu? O kadın o var ya. Dıştan bir çiçek, içten bir yılan. Zaten uzun zamandır Bora'ya bakışlarını da beğenmiyordu. Böyle gözlerini ayıra ayıra bakıyordu. Kesin o yaptı ya. Hayda. Cüneyt, sen söyler misin bana doğruyu? Sen bana doğruyu söyler misin? Ne yaptı o cadamoz karı Bora'ya? Biraz sakin ol ama Yiğit. Hem sence biz böyle bir şeye izin verir miyiz? Ne o hastane haberleri o zaman? E oğlum, reyting. Anla işte, reyting ya. Öyle mi? Kanal 10'un reytingleri seni ne zamandan beri ilgilendiriyor babacığım? Yiğit'cim canım. Bak kısa vadede öyle görünüyor olabilir ama... Yani bir düşünsene Bora'nın sağlık durumunu. Herkes bilmek isteyecek. Yani televizyonculuk bir strateji işidir. Ben sizin reytingleri iyice yükseltecek çok önemli bir haber biliyorum. Açıklamamı ister misiniz şekerler? Sakın ha! Yakarsın bizi. Beni hiç enterese etmez. Ben Bora'yı kaybedersem siz de kaybedersiniz. Yiğit'im anlamıyorsun bak. Herkesin gözü onun üzerinde. Sık dişini biraz. Söz veriyorum eski günlerinize geri döneceksiniz. Biraz daha sabret. Ben artık daha fazla sabretmek istemiyorum. Ben eski hayatımı geri istiyorum. Ben eski Bora'yı geri istiyorum ya. Benim için arkadaş kalabilmek çok zor. Bırak ya. Şeyda. Seni çok özlüyorum. Ben de özlüyorum. Yine dibimiz de bitti salak. Ama seni değil, arkadaşım Pelin'i çok özlüyorum. Hi. Hi. Ne haber? Bora nasıl oldu, gelecek mi akşam? Evet gelecek. Gayet iyi. Niye sordun ki sen? E akşam hastaneye kaldırılmış. Ha. Ne? Ne yaptınız Taner'e? Çabuk söyleyin, ne yaptınız ona? Taner mi? Taner kim ya? Taner? Taner. Şey ya, bizim Taner yok mu? Bizim kedi ya, Mırna Taner. Hani sokakta buldum ya ben, araba çarptı ya hani. Ha o kediyi diyorsun. Ha. İyi işte, ne yapsın? Gelir birazdan. Bak ona bir şey olduysa. Gelir dedim ya, bir toplantısı var. Nasıl yani, kedinin toplantısı mı var? Sokak hayvanlarıyla ilgili bir program yapmayı düşünüyoruz da. Saçını laf mı sokuyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Nerede sokak hayvanları falan filan? Tamam Rafi'cim tamam, bir sakin ol. Biz dışarı çıkalım, hem benim seninle konuşacaklarım var. Bak ona bir şey olursa diyorum. Mırnava bir şey olursa diyorum. Tamam diyorum, hadi hadi. Ya bir dur, bir bırak Allah aşkına, kedi en iyi gibi tuttun enseden. Allah'ım ya. Ne o? Taner. Senin hayvan teknolojiyle bayağı yakından ilgileniyor galiba. Ya hocam Allah aşkına bir rahat ver ya, bir rahat ver ya. Efendim Rafi, ne oldu yine? Ha iyiyim, iyi. Tamam sonra konuşuruz. Bunun hiçbir haber değeri yok. Mırnav'ım! Mırnav'ım, ararım ben seni. Ne haber Yiğit? Mersi. Seninle kalıp burada sohbet etmeyi çok isterdim ama toplantım var. Kolay gelsin. Bir dakika. Sana çok teşekkür ederim. Neden? Bora çok incelikli biri oldu. Senin sayende. Nasıl yani?
Nasıl söylesem, çok romantik. Sabahları bana kahvaltı falan hazırlıyor. Sinemaya gitmek istiyor, inanır mısın? Güller falan. İyi yani, gayet iyi. Ne romantizmi, ne gülleri, ne sineması ya, ne diyorsun sen be? Sen ne yapıyorsun onu? Bana da bahsetsene taktiklerinden. Hastane dediler, ödüm koptu. Ne oldu? Anlatsana. Ya yok be kanka, korkulacak bir şey yok. Niye gittin o zaman hastaneye? Vahide yok mu? Ha? İşte o Bora'nın yerini tespit etmiş. Hasbelkader değil yani, öyle bile isteye yani. Evet evet. Ya beni apar topar aldılar, evden götürdüler. Ya ondan sonra ben de Bora'nın yerine bitkisel hayata girdim. Hayda. İyi bari bu kadarıyla geçmiş olsun. Peki Bora ne oldu? Bilmiyorum, onu da alıp götürmüşler işte. Sakın ayağına taş bağlayıp denize atmış olmasınlar. Yok artık sende, daha neler. Bana bak. Ya toplantıya geç kalmadık değil mi? Ha yok yok, daha var. Ben gideyim organize edeyim, sen gelirsin. Zaten hiçbir iş yaptıkları yok. Çoban gibi peşlerinden koşuyorum. Az kalsın hepimizi ele verecekti serseri. Benim tanıdığım Yiğit, bu saçmalığın peşini bırakmaz Haluk. Rafet'le tanışmışlar, kaynaşmışlar gibi geldi bana. Ne dersin? Belki Yiğit'e Bora'yı unutturur ha? Jülide lütfen. Böyle şeyler söyleme, zaten içim kıyılıyor. Ben de müsaade etmem zaten. Taner'in Ayça'dan uzak kalabilmesi için Yiğit'in Bora'dan vazgeçmemesi gerekiyor. Arkadaşlar bakın, ben size çok net bir şekilde söyleyeyim, böyle olmaz. Böyle olmaz. Hadi biraz hareket. Hadi. Ağzının ortasına var ya, şöyle bir tane çakacaksın, salan görecek, dünyanın kaçacak. Ya alo, kime diyorum arkadaşlar? Dinle, bir dinle burayı. Bakın arkadaşlar, az laf çok iş. Bizi çalışmak kurtarır. Bu kanalın nasıl büyük zorluklarla ayakta durduğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Hadi bakalım, kolay gelsin Led. Ay hoş geldin. Hoş geldin. Ne oldu? Almanya'ydı hani, gördün İspanya. Ya evet, ha? Neydi? Ahtapot bildim Allah'ım. Ya arkadaşlar ben kime Ya ben bunları zaten çalıştıramıyorum, sen gelmişsin bunları lafa tutuyorsun Allah aşkına, ne olur Yiğit. Pardon, özür dilerim Rafi'cim gerçekten. Ben susuyorum, siz devam edin. Ne oluyor ya? Bize işimizi öğretmeye çalışıyor ruh hastası. Salak oğlum bu adam, salak. Bora çıkarıyor bunu böyle tepemize ya. Şşş, sen karışma. Hop 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 hop, arkadaşım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol. Var mı canım böyle bulduğun yere lök diye oturmak? Hadi kalk bakayım, sen şöyle geç. Ya. Ben oturacağım. Bu ne şimdi ya? Allah arkadaşım Allah. Artık böyle. İşine gelirse Bora Başaran'ın sağ kolu olarak oraya ben oturacağım. Bu odada kimin nereye oturduğu önemli değil arkadaşım. Öyle bir hiyerarşi yok. Artık var birader. Hadi bakayım, sen şöyle bir zıpla bakayım. Hadi kalk oradan koçum. Hadi. Hadi aslanım. Hadi koçum benim. Şeydacığım gel. Gel ayakta kalma. Bak ben sana yer tuttum orada. Bak sana yemin ediyorum, bir gün evimde kalacak bir herif oldu. Dişlerini ağzına dökeceğim, öldüreceğim yemin ediyorum. Evet! Gel. Haluk Bey. Ah! Tayfuncuğum. Gel bakalım, otur. Var mı Tuzla'dan bir bomba haber? Vallahi şu an hazırda kullanabileceğimiz bir haber yok. Allah Allah. Nasıl elinde hiç haber yok? Nerede bu millet ya? Öldü mü bunlar? Ya aslında oradan çok iyi haberler çıkar ama böyle bir dosya halinde incelemek lazım. Dizi haber yani. Öyle mi? Çok iyi. Evet. Çok fena rüşvet skandalı kokusu alıyorum Haluk Bey. Aferin Tayfun. Bu bomba haberi ancak sen patlatırsın. Sakın peşini bırakma, sana güveniyorum. Vallahi ben pek aynı fikirde değilim ama. Pardon? Anlamadım. Bana güveninizi hafta sonu haberlerini elimden alarak mı gösteriyorsunuz Haluk Bey? Şimdi. Şimdi Tayfun'cum, hiç olur mu öyle şey?
Bak aslında işler bildiğin gibi değil. Dün akşam Kanal D bomba gibi bir haber yaptı. Bütün reytingleri silip süpürdüler. Resmen vakumladılar. E biz de karşılarında ezilmemek için Bora'yı çıkarmak zorunda kaldık. Fena mı ettik yani? Tayfun'cum bak biz bir aileyiz. Anladın mı? Kanalın başarısı hepimizin başarısı. Yani onların karşısında benim Bora kadar şansım yok öyle mi? Oho. Amma yaptım be Tayfun'cum. Hiç olur mu öyle şey? Ama bak sen de biliyorsun ki Bora ekranda fırtına gibi esiyor. Halk onu istiyor. Peki benim bu kadar çabam, emeğim bunların hiç önemi yok yani öyle mi? Hayatım bak tam ben de bu noktada onu söyleyecektim. Sen gerçekten çok çalışkan bir adamsın. Ama ya Bora'da tanrı vergisi bir yetenek var. Ha yani diyorsunuz ki ben yeteneksizim öyle mi? Ya olur mu hiç? Ya ben öyle bir şey söylemedim lütfen. Vallahi siz bilirsiniz Haluk Bey. Ben anlayacağımı anladım. Ama artık siz de bir karar verseniz iyi olur. Bu kanalda benim yeteneklerim törpüleniyor. Öyle mi? E buyurun o zaman kapı orada. Yok canım yani ben öyle demek istemedim aslında. Ne demek istedin? Tayfuncuğum bak beni iyi dinle. Bu kanalın patronu benim. Burada kimin nasıl çalıştırılacağını ve nasıl değerlendirileceğine ben karar veririm. Anlaşıldı mı? Şimdi çıkabilirsin. Vay! Tayfun! Ne haber ya? Geçmiş olsun. Ha? Şimdi nasılsın? Daha iyisin ya. Ay işte fena değil. Aslan gibisin. Benim yakışıklı kardeşim. İyisin, iyisin. Çok güzel. Tayfun neyin vardı senin? Ya, önemli bir şey değil. Nezle olmuştum da. Şimdi daha iyi. Selam arkadaşlar. Aa, merhabalar. Tayfun hoş geldin. Nasılsın? Daha iyiyim arkadaşlar. Sağ olun ya. Bu ne ya? Herkese kibar davranıyoruz. Her önüne gelen posta koyabilirim sanıyor. Sakin olsana hayatım otur. Ne oldu biri bir şey mi dedi? Tayfun'a sinirlendim. Beyefendi dün geceki haber bülteninde canı sıkılmış. Gelmiş aklı sıra benden hesap soracak. Densiz herif. Sen bana bırak. Ben konuşurum onunla. Sıkma canını. Bak. Eğer biraz daha canımı sıkarsa en iyi muhabir falan demem kapının önüne koyarım. Gitsin ne hali varsa görsün. Olmaz öyle şey. Tayfun'dan vazgeçemeyiz. O bize gerekli. Gerekli mi? Evet. Bak hayatım. Ayça bir kadın. Ve Bora ona yıllardır kendisini kadın gibi hissettiremiyor. Bunu sen de biliyorsun. Ne olmuş yani? Olan şu ki tam bu noktada Tayfun devreye giriyor. Yani Ayça'ya kadınlığını hatırlatacak gerçek bir erkek. Aralarında bir ilişki mi var diyorsun yoksa? Bu mükemmel çiftin sonu olur Jülide. Yok öyle bir şey. Ama küçük bir flörtün kimseye zararı olmaz. Bak eğer bir duyulursa mahvoluruz, biteriz. Korkma hayatım. Onlar da bunu gizli saklı yaşayacaklar. Hem fena mı? Ayça'yı Taner'den uzak tutmuş oluruz. Bak yine söylüyorum Jülide. Eğer bunu paparaziler falan duyar, bir haber yaparlarsa sonumuz olur. Ratingler patlar. O da işimize gelir. Sonra onları barıştırma turları. Seyirci bayılır yasak aşka. Aslında doğru söylüyorsun ha. Of, çok yoruldum, çok bunaldım ben Jülide. Sonunda hastanelik olacağım. Stresten hayatım, hiç gevşemiyorsun ki. Şimdi bende TSK'nın yaptığı bir açıklama var. Yani gezi notları kimdi? Yok Ercan'ın açıklaması. Bir şey söyleyeyim. Bu açıklamayla ilgili mi? Şimdi Diyarbakır Güneş Alanı'na dönüş. Onunla gidip... Yeter arkadaşlar, yeter bir duralım, bir sakin ya. Bora, iyi misin? E değilim. Bu haberlerin hepsinden nefret ediyorum. Arkadaşlar bakın zaten insanlar bu haberleri diğer kanallardan, ne bileyim gazetelerden, radyolardan öğrenmiyorlar mı? Ama senden duymaları bir başka oluyor hocam. Onu demiyorum Rafi. Yani kastettiğim o değil.
Kanal 10'da diğerleri de zaten bunu vermiyor mu? Başbakanın gezisini ama biz yakından takip ettik. Başka hiçbir haberi yoktu mesela. Neydi peki o gezinin içeriği? Nükleer silahlanma. Ya, savaş tüccarları ceplerini daha fazla doldursun diye dünyanın bilmem neresinde bir savaş daha çıkarıyorlar. Biz de bu savaşı haklı kılmak için toplumu buna hazırlıyoruz. Haklısın da haklı yani. Canım biz haber yapıyoruz. Ne alakası var yani? Ya, katılıyorum hocam. Çok ben önemli bir haber. Arkadaşlar bir saniye. Biz kime hizmet ediyoruz? Ya şimdi burada soru mu? Tabii ki halka. Nükleer silah başlığı haberleriyle mi? Suya zam geldi, kene kat can aldı diyerek mi? Otobüste bomba patladı. Ortalık kan gölüne döndü. Kazada bilmem kaç yüz kişi öldü diye. Bak biz insanlara haber veriyoruz. Olan şeyleri söylüyoruz. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermiyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz. Biz insanların umutlarını alıyoruz ellerinden. Efendim? Aa, öyle mi? Tamam, geliyorum. Kim? Emlakçı. Kurtköy'de bir daire bulduk. Bora'yı oraya nakledeceğiz. Aman iyi. Ne kadar uzak o kadar iyi. Orası öyle de. Yalnız daire satılık. Anlaşıldı. Mecburen alacağız. Vayda Hanım, beni çarpmışsınız efendim. Bundan sonra sadece Bora'nın değil, Haluk'un da, Jülide'nin de her adımını bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Tabii efendim, nasıl isterseniz. Vayda Hanım, siz iyi misiniz? Sen hala burada mısın? Sersem herifler, bir halt beceremediniz. Aptallar! Ben de Bora'nın tebrik edelim mi, iyi konuşmaydı. Ama haksız mıyım şimdi Ayça? İnsanları gereğinden fazla umutsuz bırakmıyor muyuz? Artık küçük çocuklar bile hayalsiz yaşıyorlar. Evet. Haklısın, iyi konuşmaydı. Gerçekten benim gibi düşünüyorsan ben sana teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum sana. Evet. Özür dilerim. Niye ki? Yani dün gece için. Hani Tayfun'un hastalığı konusunda inanmadım ya sana. Ha, o mesele. Yok canım, sorun değil, olur böyle şeyler. Demek isterdim. Ama kalbim çok kırdın Ayça. Çok. Ve bunu nasıl düzelteceksin, kendini nasıl affettireceksin bana, inan bilmiyorum. Özür dilerim ya şimdi. Kuru bir özürle benim seni affedebileceğimi mi düşündün? Tipik bir Bora Başaran davranış. Ne istiyorsun? Akşam haberlerimi mi çalacaksın? Bensiz röportaja gideceksin. Ne? Hayır. Ne istiyorsun? Bak, seni tek bir şartla affederim. Tamam mı? Bana yemek yapacaksın. Bu akşam. Şaka mı? Hayır, çok ciddiyim.
Seninki yaptı yine şovunu. Tribünleri oynayan mı? Ne? Bir şey yok, bakıyorum öylesine. Ne bileyim ya. Neyi bilmiyorsun? Haksız mıydı şimdi dediklerinde? Allah'ım. Bir gün gönül rızasıyla Bora Başaran'a hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Değil mi? Çok doğru şeyler söylüyor. Benim hiç bilmediğim, görmediğim bir yüz var. Ya tamam işte, imaj dünyası. Belki de haklısın. Evet tamam haklısın dedim. Şimdi böyle duyarlı hassas insan modası var ya, toplum çok seviyor böyle insanları. Bora'nın da yeni imajı bu demek. Ya bu yeni imajı benim hoşuma gitti ama. Saçmalama ve bakma öyle. Ya saçmalama, onu kastetmiyorum herhalde. Neyi kastediyorsun? Şey gibi. Ya çok değişti. Ya sanki iyi bir insan. Ya benim çok işime geliyor tabii. Yani en azından sinirlenmiyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Eğleniyorum bile. Evet. Ama hani böyle annesinin babasının yanında kumda oynayan çocuklar vardır ya. Öyle eğleniyorum işte. Bilmiyorum, şey daha bilmiyorum. Ben çok yoruldum bu oyunda. Dün sabah karşı rüyamda ne gördüm biliyor musun? Geldiğinde yastığı fırlattın değil mi? Evet. Ay içime su serpildi. Ben saçmalıyorum galiba değil mi? Ama neyse boşver. İyi günler sayın seyirciler. Türkiye'de yaşanan bütün bu karanlık günlerin yanı sıra yüzümüzü güldürecek şeyler de yaşamıyor değiliz. Umut her yerde. Kanka be. Şu Jülide'yi arkadaş olarak eklesem mi acaba? Dostum. Organik ilişkiler kurmadığın insanları bence eklememelisin. Ha? Yani diyorum ki Rafi, normalde hayatında arkadaşın olmayan insanlarla sanal alemde ilişki kurmamalısın. Anlıyorum. Peki sen Ayça'yla arkadaş olmak istemez misin mesela? Sanal da olsa. Ayça mı? Bakalım mı? Ayça Başaran. Beni veri go. Genç bir kadınsın. Çok güzelsin. Muhteşem bir kariyerin var. Ama olması gereken en önemli şey yok. Ne? Aşk. Ne aşk ya? Ay evet. Senin buna ihtiyacın var. Heyecanlanmaya. Böyle karnında kelebekler uçuşmalı. Canım ben evliyim. Hala. Evet biliyorum. Göstermelik bir evlilik canım. İmaj evliliği, rating evliliği. Benim için aşk evliliğiydi. İşte senin için öyleydi. Bora için ne ifade ettiğini hepimiz gördük. Maalesef. Biraz romantizm sana çok iyi gelir. Tabii tabii, iyi gelir. Ben romantik romantik çalışayım, sus artık. Ayça. Tamam hocam, bulduk. Top sende. Ya kanka bana da bir hesap açalım de ben bir arkadaşlık yollayayım ya. İyi. O zaman sana bir isim bulmamız lazım. Hı. Şöyle iç gıcıklayıcı. Nasıl iç gıcıklayıcı? Ya işte kadınların hoşuna gidecek. Aşk vaat eden bir isim. Mecnun. Ferhat, Ferhat. Kerem. Romeo. Tamam be kanka, uyar bana. Hı? Romeo. Tamam. Tamam. Romeo. Fene. Bora. Ay bırak seni, bana dokunuyor bu durum ya. Ben kahroluyorum senin yerine.
tamam ya Yiğit, sen beni bırak lütfen. Bir de benim dertlerimle uğraşma, tamam mı? Lütfen bak, lütfen. Hayır, lütfen bırak, biraz ağlayayım ya. Ama bak göreceksin, gün gelecek bunların hepsinin hesabı sorulacak. Yani hayır, ben anlamıyorum ya. Burada sen dururken o ne idüğü belirsiz herife mi kaldı buranın menajerliğini yapmak ya? Gözümüzün önünde birileri torpille bir yerlere getiriliyor. Burada gerçekten bu işi hak eden birinin dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelen birinin hakkı yeniyor. Evet. Emeğimize saygısızlık var kardeşim. Evet. Ne yani nedir? Sırf böyle birilerinin abisi, amcası, dayısı var diye. Yok birilerinin kardeşi değil. Gerçek emekçilerin hakkı mı yenecek? Yani. Allah yani Allah. Bugün işe bizim bir dur dememiz lazım. Neden bizim yeteneklerimiz ve zekamız sürekli göz ardı ediliyor? Neden biz sürekli sırtımıza tekme yemek zorunda kalıyoruz? Çünkü bizim arkamızda bizi koruyacak bir dayımız olsun, bir babamız olsun yok. Evet ya, evet. Bu kanalda adalet istiyoruz kardeşim. Evet. Tamamdır hocam. Şimdi sana birkaç tane fotoğraf ekleyeceğim. Romeo Juliet'ten sahneler. Tanımaz değil mi? Yok canım, nereden tanıyacak o kostümlerle falan. Ben gölge mölge de yapacağım şimdi. Ne olduk şimdi, biz Ayça'yla arkadaş mı olduk ya? Biz teklifimizi yaptık. O kabul etti mi? Tamamdır. Yiğit'i de ekleyeyim mi? Laf yapma Allah aşkına, şunu bin kere söyledik ya. Ya ne var ya, çocuk iyi çocuk. Muhabbeti de sağlam. Ya git o zaman, sen arkadaşlık et onunla. İyi tamam. Ben gideyim arkadaşımın yanına da biraz onunla ilgileneyim. Kanalın içinde kaybolmasın çocuk. Allah Allah. Bu herif geldiğinden beri, bu kız zekalı ortaya çıktığından beri orada böyle bir garip haller yok mu? Ah ah, hem de nasıl, hem de nasıl. Yemin ediyorum iyice zıvanadan çıktı ya. Böyle bir ağız dolusu hakaret etme yok. Böyle bir köpek çekme yok. Bir yüzüme tükürme yok. Yani bak gördün mü işte. Yok neymiş böyle bir... Yok kardeşim. Yok dostum. Yok böyle bir bilmem ne. Vıcık vıcık böyle bir teşekkür etme. Yani. Yemin ediyorum. Bu Rafet geldiğinden beri bu Bora iyice ezik bir adam oldu ya. Bana bak. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bence bizim kanalımızla ilgili bir takım organize işler dönüyor ortalıkta. Ve Mahile'nin de bu işte parmağı var. Yemin ediyorum aynı şeyi düşündüm. Yemin ediyorum. Tam da bu konuyla ilgili bende bir defter var. Defter mi? Defter. Şimdi yavaşça elini arka cebime sok. Sok sok. Aa defter. Bora'nın gün gün bütün değişimleri kayıtlı. Kendi ellerimle kaydettim. Şimdi bu defteri sana vermek istiyorum. Senin daha çok işine yarayacağına eminim. Olası federaller. Ne haber? Ben de sana bakıyordum. Gittin zannettim. Nedir? Akşama bir program var mı? Yok. Ben de zaten gidiyordum. Ne oldu lan? Çocuğun kalbini kıracak bir şey mi söyledin? Söylesen lan. Tayfuncuğum, hoş geldin. Geç otur şöyle. Nasılsın Tayfuncuğum? İşte, fena değil. Bir kadeh bir şey içersin değil mi? Yok sağ olun, çalışırken kullanmıyorum. İşte senin bu disiplinini çok seviyorum. İşine çok saygılısın. Sağ olun Maide Hanım, utandırıyorsunuz beni. Bunda utanılacak ne var? Asıl senin bu yeteneğini, disiplinini, çalışkanlığını görmeyenler utansın. Ne kadar acı değil mi? Yıllarca Bora'nın gölgesinde kaldın. Halbuki ne kadar yakışıklı çocuksun. Yani o yükseldikçe sen diplere doğru çekildin. Maalesef benim gibi ciddi habercilerin değeri bilinmiyor. Ya ya, ne acı değil mi? Ama bir gün gelecek, bazı şeyler değişecek inşallah. Ya o kadar vaktin var öyle mi?
Yani o Haluk'un kanalında layık olduğun yeri bulacağına inanıyorsun, öyle mi? Yani o kanalda veya başka bir kanalda. Güzel. O zaman beni iyi dinle. Sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Ay, bu saatte de film mi olur canım? Öyle fısır fısır. Öyle. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun? O kadar. Bana doğru cevap ver Arda. Gerçekten Jülide Hanım. Yani ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim. Öyle havadan sudan konuştuk. Ablama falan sordu. Yoksa öyle yani fısıldama falan yok öyle şeyler. Gözüm üzerinde Arda. Sana ün vaat ediyorum. Sana Bora'nın tahtını vaat ediyorum. Sana servet vaat ediyorum. Yani tabii bu vaat ettikleriniz hiç küçümsenecek şeyler değil. Ama biliyorsunuz Bora'nın bir kitlesi var. Sana çok iyi haberler bulacağım. Atlatma haberler yaptıracağım. Düşün, o haber bir tek sende olacak. Ne Bora'da ne başkasında. Sen gör o zaman reytingleri. Bora'nın sonunu birlikte izleyeceğiz. Ya halk beni sevmezse? Öğrenirler. Nasıl? Bora ile Ayça'nın aralarındaki kariyer savaşını hepimiz biliyoruz. Sen bulduğun haberlerle Ayça'ya yaklaşacaksın. Ve birazcık flörtten kimseye zarar gelmez değil mi? Bu da ortaya çıkınca... Ne diyorsun? Romeo diye biri benimle arkadaş olmak istiyor. Çok tatlıymış Romeo. Ay çok saçma. Niye insan başkasının yerine geçmeye çalışır ki? Bir de Romeo. Ay ne var? Belki Hristiyan onu bulsun istemiyordur. Ne? Sadece onun için özel olanları bulmak istiyordur. Asla kabul etmeyeceğim. Ya? Aa. Az önce ne konuştuk biz? Ya birazcık romantizm bak ayağına geldi işte. Ay daha neler? Romantizmin ismini bilmediğim, yüzünü görmediğim birinden mi bulacağım? Ya ne olmuş? Ay Şeyda, bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten o kadar vahim mi görünüyorum ben? İnternetten sevgili bulacak kadar. Ya hadi bir şans ver bak, hem kendine hem ona. Ha, ne münasebet canım? Tanımıyorum. Tamam, sadece sayfasına bakalım. Belki resim falan vardır. Ay Şeyda, ömrümü yedin. Hadi. Fotoğrafları. Bak tiyatrocuymuş. Ay. Hadi kabul et. Şeyda benim işim olmaz tamam mı? Git hadi. Git. Ama Romeo. Ya git. Ya kanka. Hı? Bir baksana burada ne olmuş. Ha, yenge kabul etmemiş seni. Yapma ya. Kabul etmemiş mi? Hı hı. Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok. Yeniden ekle. Olmaz kanka. Ayıp ya şimdi. Olur mu hocam ya? Kadınlar ısrarcı erkeklerden hoşlanır. Öyle bir iki reddedilmeyle hemen kabuğuna çekilirsen... aşkının şiddetinden, samimiyetinden kuşkuya düşerler anlıyor musun? Ya olur mu öyle şey? Ayıp ya. Boş ver. Sen benim söylediğimi yap. Hadi ekle. Pişman olmayacaksın. Hadi.
Yine eklemiş beni. Romeo mu? Romeo. Ayça, bak hayat akıp geçiyor, günler gidiyor. Düşünme artık sen de hadi. Benim biriyle konuşmam lazım. Yoruldum artık. Ayça'cığım lütfen bir... O istediğini yapıyor. Ben? Peki ben ne olacağım? Ayça'cığım lütfen rica ediyorum, bir sakin ol. Sakin falan olmak istemiyorum. Hayatımı geri istiyorum ya. O aptal mükemmel çift imajınız yüzünden hayatım mahvoldu benim. Hayatım lütfen sakin ol, otur konuşalım. Oturmak istemiyorum. Hayatımı istiyorum geri. Ne haber Şeyda? İyi, ne olsun? Ayça nerede? Çıktı mı? Yok, çıkmadı. Kanalda buralardadır. Hmm. Tamam. Ya benden önce görürsen söyler misin? Ben yarın bir habere gidiyorum da Ayça'nın da ilgisini çekebileceğini düşündüm. Tamam, söylerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatım. Hı? Tatlım. Bak, sen göz önünde bir kadınsın. Her adımın yakından takip ediliyor. Çok dikkat etmek zorundasın. İstemiyorum. Dikkat etmek falan istemiyorum artık. Hayatım lütfen bir sakinleş. Ayça'cığım sakinleş, lütfen önce beni dinle. Bak, bu kanaldan herkes gider. Ben bile. Ama bir tek sen kalırsın. Neden? Çünkü senin rakibin yok. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun, gördün mü? Yapacağın yanlış bir hareket her şeyi mahvedebilir. Biliyordum zaten, buraya gelmem de hataydı. Aşk olsun. Gerçekten aşk olsun Ayça, kalbimi kırdın. Bak, bırak şimdi işi gücü, kanalı, reytingi. Biz seninle dostuz. Arkadaşız, öyle değil mi? Biz seninle bugünlere birlikte geldik. Ne badireler atlattık, ne zorluklarla karşılaştık. Şimdi bunların hepsini bir kalemle silip atacak mısın? Senin yerinde olmak isteyen milyonlarca kadın var. Herkes seni kıskanarak izliyor. Beğeniyorlar, örnek alıyorlar. Ayça, sen var ya, sen muhteşemsin. İsteyen gelsin, buyursun, otursun. O kadar kolay mı hayatım? Bunun o kadar kolay olmadığını sen de biliyorsun. Kim senin yerini doldurabilir ki? Peki sana bir şey soracağım. Sen herhangi bir kadın mısın? Ben söyleyeyim. Değilsin. Sen olağanüstü birisin. Gerçekten. Çünkü sen başarı ve güç için yaratılmışsın. Hayatım, senin misyonun bu. Çıkar at kafandan şu saçma düşünceleri. Kendi değerini unutma. Unutturmalara da izin verme. Ben anca hazırlanırım. Kanal senden görev bekler. Teşekkür ederim. İyi geldi. Herhalde. Dostluklar böyle günler içindir. Almışsın sinirlerini. İşim bu aşkım. Her zaman söylemişimdir. Önce insanlara istediklerini ver. Sonra zincir takmak için uygun zamanını bekle. Harikasın. Öyleyim. Benim istediğimi ne zaman vereceksin? Vahide'den istediğimi aldığım zaman. Evin işlemleri yarın bitiyor. Bora? Bora bu gece nakredilecek. Güzel. Satılık ev arıyor. Bunlar önemsiz. Bana ne Jülde'nin yatırımlarından? Ama Haluk'un hesabından Jülde'nin hesabına aktarılan bir para var.
Hepsi işte para ev için. Demek metresine ev alıyor ha? Sere. Sere.